Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili kardeşlerim. Ben Gencer Gençoğlu. Bugün noktalama işaretlerinden ikinci soru çözümü videomuzu çekeceğiz. Birlikte başlayalım. Yukarıda numaralandırılmış cümlelerin hangisinde virgül yanlış kullanılmamıştır diyoruz arkadaşlar soruda. Ya şevk içinde harap ol, ya aşk içinde gönül. Sen gül, hayat gülsün canım benim. Onlar öyle tipler ki tek başlarına kalırlarsa asla birine sataşamazlar. Sen de ben de bu aşkta mağlubuz. Sen inansan da inanmasan da bu iş olacak. Evet kardeşlerim, şimdi bakın. Şurada ya ya bağlacını gördük mü bir kere? Ya veya ve yahut gibi bağlaçlardan sonra arkadaşlar, öyle böyle ikili bağlaçlardan zaten sonra aralarına da virgül delmeyecek abi, gitti. Onlar öyle tipler ki tek başına kalırlarsa, şu benim gözüme çarptı. Şart ekinden sonra arkadaşlar virgül koymanıza gerek yoktur, bilginiz olsun. Sen de ben de D bağlacından sonra ne gerek var arkadaşlar? İnansan da inanmasan da. Evet, bundan dolayı arkadaşlar sen gül, sen gül, hayat gülsün. Bakın arkadaşlar, sıralı değil mi cümleler? Gülmek sonuçta bir eylem değil mi? Bu da gülmek, bu da eylem değil mi? Canım benim, sen gül, hayat gülsün. Arkadaşlar her eylem aslında bir cümledir zaten. Yani gel, kal, dur. Bunların hepsi tek başlarına birer cümledir. Dolayısıyla burada virgül ne görevinde? Cümleleri ayırma görevinde, sıralı cümleleri ayırma görevinde. Sen gül, hayat gülsün. Bundan dolayı cevabım Bursa kardeşlerim. Evet, ikinci sorumuza geçiş yapıyoruz. Parçada numaralandırılmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır? Bazen sevmek dolu dolu bir eksikliktir. Bitti mi cümle? Bitti. Nokta. Bu eksiklik daha iyisini aramak için değil. Devam ediyor mu cümle? Bak ediyor değil mi? Cümle bitmedi. O zaman virgül gelir mi? Kesinlikle. Bu eksiklik daha iyisini aramak için değil. Ondaki iyiliği gitgide daha fazla keşfetmek içindir. Gördün mü? Cümle burada bitti. Dolayısıyla buraya nokta gelir. Bak şunlara isim soylu diye cümle ögelerinde de başınıza bela oluyor. Tamam mı? İsim soylu diye abi yüklem aranan, taranan arkadaşlarımız oluyor. Özellikle bunu yoklarlar abi. Bilginiz olsun. Tamam. Bu eksiklik daha iyisini aramak için değil. Bak cümle hala devam ediyor. Dolayısıyla ben buraya virgülü koydum abi. Akıyorum. Devam. Ondaki iyiliği gitgide daha fazla keşfetmek içindir. Noktayı koydum. Kalbimizde birçok düğüm açılır. Bıkkınlık, yorgunluk, mutsuzluk, bencillik. Hepsi sihirli bir değneğin ucuyla yok olur. Arkadaşlar örneklem mi veriyor? Birçok düğüm açılır. Neler yani onlar? İşte bıkkınlık, yorgunluk, mutsuzluk, bencillik. Peki kaç düğüm açılır? Kaç? Burada ben 4 tanesini saydım. Belki 132 düğüm açılır yani. Belli mi olur? Ne bileyim yani. 5 milyon tane düğüm açılır. Dolayısıyla buraya ne gelmeli kardeşlerim? Cümlem bitmiyor bakın benim. Değil mi? 3 nokta gelecek arkadaşlar. Tamam. Kalbimizde birçok düğüm açılır. Bıkkınlık, yorgunluk, mutsuzluk, bencillik. Hepsi sihirli bir değneğin ucuyla yok olur. Burası zaten kendi halinde bir cümle. Dolayısıyla önüne efendi gibi noktasını almış. Bundan dolayı benim cevabım arkadaşlar, pardon, cevabım Edirne Denizli değil. Zaten örneklem cümlesinden önce doğal olarak 2 nokta gelecek değil mi? Örnekleri sıralamak için ve dikkat ettiyseniz küçük harfle başladı. Neden? Sıralı kelime. Bak sıralı kelime. Dolayısıyla bu büyük harfle başlamaz. İstisnalardan biri budur 2 noktada. Bunu unutma. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraçla gösterilen yere 2 nokta getirilmelidir? O kitaptan çok şey öğrenmişti. Bunlar arkadaşlığın önemi, vefa ve dürüstlüktü. Arkadaşlar buraya gelmez. Öğrenmişti. Nokta. Bunlar. Şuraya gelebilirdi. Tamam mı? Şu olmasaydı bir ihtimal gelirdi.
Tamam, ihtimal değil de yani hani gelirdi yani arkadaşlar. O kitaptan çok şey öğrenmişti. Arkadaşın önemi, vefa ve dürüstlük, öğrendiği şeylerdi deseydi belki olabilir. Ama arkadaşlar şu işi bozuyor. Bilginiz olsun. Bize pürüzsüz yekpare bir cümle lazım. ÖSYM için de bu geçerli. Sınav için de yani. 90'lar Türkçe pop birçok önemli isme ev sahipliği yapmıştır. Kenan Doğulu, Harun Kolçak, Çelik bugün de tanıdığımız isimlerdir. Arkadaşlar bakın. Başka bir cümle. İki tane cümle var burada. Tamam. İki tane cümle var abi. Yani 90'lar Türkçe pop birçok önemli isme ev sahipliği yapmıştır. Kenan Doğulu, Harun Kolçak, Çelik bugün de tanıdığımız isimlerdir. Dolayısıyla arkadaşlar nokta nokta. Bayrampaşa'da geçen bir anıydı bu. Sonunu iyi anlatsam da kötü biten. Bayrampaşa'da geçen bir anıydı bu. Sonunu iyi anlatsam da kötü biten bir anıydı. Değil mi? Sonunu iyi anlatsam da kötü biten Bayrampaşa'da geçen bir anıydı. Bu. Sonunu iyi anlatsam da kötü biten Bayrampaşa'da geçen bir anıydı. Bak cümleyi bölmüş. Dolayısıyla burada iki noktalık bir durum yok. Bak devrik cümle, gördün mü? Yakala. Sen mi açsın yoksa o mu? Sen mi açsın? O mu? İşte direkt soru soruyorum karşıya, değil mi arkadaşlar? Soru işareti gelecek. Gencer Hoca o konuda şöyle konuştu. Herkesin hayatına kimse karışamaz. Arkadaşlar Gencer Hoca o konuda şöyle konuştu dediğimde ben Gencer Hoca'nın ne dediğini mi söylüyorum? Yani burada bir alıntı cümle mi var? Alıntı cümleden önce ne gelir? İki nokta gelir kardeşlerim. Bundan dolayı cevabım Edirne oldu. Evet, devam edelim şimdi. Bu parçada ayraçlarla gösterilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir? Bakalım. Çatallı dilleri, sivri dişleri ve kıvrıla kıvrıla ilerleyen uzunlu gövdeleriyle yılanlar, kimimizin fotoğraflarını görmekle bile korkudan titrediği, kimimizin ise ilginç özellikleriyle etkilendiği sürüngenlerdir onlar. Evet arkadaşlar, bilim teknikten. Şimdi abi, sıralama çatallı diller. Bu arada kalemimiz gitti. Kalemi değiştirelim. Bir oyuncu değişikliği kısaca. Çatallı dilleri, sivri dişleri. Araya ne geldi? Virgül. Ve kıvrıla kıvrıla ilerleyen uzun gövdeleriyle yılanlar. Ne yapıyor abi bu yılanlar? Çatallı dilleri, sivri dişleri ve kıvrıla kıvrıla ilerleyen uzun gövdeleriyle yılanlar ne yapıyor? Zıplıyor mu? Ne yap? Sürünüyor mu? Ne yapıyor yani abi? Var mı burada bir eylem? Yok. Eylem yoksa eksiltili cümledir abi. Ne geldi? 3 nokta. Kimimizin fotoğraflarını görmekle bile korkudan titrediği, kimimizin ise ilginç özellikleriyle etkilendiği sürüngenlerdir onlar. Sıralı cümleler. Araya ne gelir? Bak, fotoğraflarını görmekle bile korkudan titredim. Kimimizin ise ilginç özellikleriyle etkilendiği sürüngenlerdir. Titrediği, etkilendiği sürüngenlerdir arkadaşlar. Burada dolayısıyla ne koyacağım? Özelliklere devam ediyorum. Örnekleme, açıklamaya devam ediyorum arkadaşlar burada. Dolayısıyla buraya virgül konulacak ve onlar sürüngenlerdir arkadaşlar. Dolayısıyla buraya da bir nokta gelecek. Cevabımız ne oldu? Şöyle bir bakayım. Virgül, 3 nokta, virgül, nokta. Var mı abisi? Evet. Cevabım Adana. Evet kardeşlerim, diğer sorumuza eğer ben sayfayı çevirmekte beceri yakalayabilirsem geçeceğiz. Aşağıdakilerin hangisinde noktalı virgül bu cümledeki işleviyle kullanılmıştır? Burada ikiden fazla eşdeğer öge var arkadaşlar. Bu ikiden fazla eşdeğer ögeyi ayırmak için, yani onlardan önce daha doğrusu bir noktalı virgül kullanılmış. Eşdeğer ögeler ne? Şunlar bak. Günlük hayatımı, aklımı, hayatımı, aklımı, fikrimi, gövdemi. Eşdeğer ögeler arkadaşlar. Durmadan sarıyordu. Sarıyordu. Neyi sarıyordu? Hayatımı, aklımı, fikrimi, gövdemi. Dolayısıyla bu eşdeğer ögeleri aralarına virgül aldıkları için bunlardan önce ben iki nokta, pardon, noktalı virgül koyabilirim kardeşlerim. Eşdeğer ögeler arasında virgül varsa onlardan önce noktalı virgül koyabilirim. Tamam mı?
Zaten 2 ya da 3 kuralı var TDK'de. Onlardan önemlisi bu. Bakalım. Şarkılar değil, şarkıcılar. Metinler değil, yazarlar. Şarkılar değil, şarkıcılar. Metinler değil, yazarlar. Burada arkadaşlar aynı öge yukarıdaki gibi bir görevde mi? Hayır. Öyle bir görevde değil kardeşlerim, değil mi? Şarkılar değil, şarkıcılar, metinler değil, yazarlar bize yeni dünyaların kapılarını açacak dünyayı gösterirler. Olana değil, oldurana bakmak gerekir. Dolayısıyla bu gitti. Yanlış günlerin, eksik saatlerin, üzüntülü gecelerin peşinde dolanan aşık hissiz, yorgun ve bitap düşer zamanla. Hissiz, yorgun, bitap düşmek. Hissiz düşmek, yorgun düşmek, bitap düşmek. Aynı görevde değil mi? Arkadaşlar bak, burada özneyi ayırıyor muyum? Artan plansızlık, yanlış günlerin, eksik saatlerin, üzüntülü gecelerin peşinde dolanan aşık. Komple burası zaten ne oldu? Arkadaşlar özne oldu. Dolayısıyla aslında cevabım burada çıktı. Bu kalemde gitti. Bir tane kırmızı alalım. Arkadaşlar burada hissiz, yorgun ve bitap düşer zamanla. Hissiz düşer, yorgun düşer, bitap düşer. Bak. Gördün mü? Şurası ayrı bir durum. Şurası ayrı bir durum. Bak. Şurası ayrı. Şurası ayrı. Ayşe Fatma Hayriye, Murtaza, Mükerrem ve Şerafettin'le aynı görevdeki sözcükleri arkadaşlar ayırmak için kullanılabilir. Yani öbekleri ayırmak için kullanabilirim bak. Burada öbek ayırmışım. Ayşe Fatma Hayriye, Murtaza, Mükerrem ve Şerafettin'le sinemaya gidince Ayten, Nurten ve Gülten bu işe çok bozuldular. Arkadaşlar öbekleri ayırmak için kullanmışım. Devam edelim. Çiçekler, çikolatalar ve bir pırlantayla masanın önünde diz çökmüş. Ayağının takılmasıyla yeri öpmüştü. Çökmüş, öpmüş arkadaşlar. Dolayısıyla burada da arkadaşlar cümleleri ayırmışız. Nasipse gelir Çin'den, Yemen'den. Nerede o? Şunun benzeri bir kullanım. Aslında A'nın da benzeri bir kullanım var. Nasipse gelir Çin'den, Yemen'den. Çin, Yemen. Nasip değilse ne gelir? Elden arkadaşlar. Dolayısıyla burada o kullanım, cümledeki kullanım B şıkkında mevcut. Evet, son sorumuza geçiş yapalım. Parçada ayraçla belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir demiş. Onun hakkında bildiklerin, bilmediklerinin yanında devede kulak kalır. Onun her cümlesinden öğreneceğin şeyler diğer insanlara bakışını da etkileyecektir. Bir kere zaten cümle bitmiş. Buraya nokta koyacağız. Bunlar gitti. İki noktalık bir durum yok. Bir açıklama cümlesi değil, örnekleme cümlesi değil. D de gider arkadaşlar. Şimdi geriye A ya da E kaldı. Bakalım onun hakkında bildiklerin, bildiklerin, bilmediklerin. Tamam. Yani burada bir sıralama mevcut. Bildiklerin, bilmediklerinin yanında devede kulak kalır. Bildiklerin, bilmediklerinin yanında. Yani bir arkadaşlar ayrım mevcut burada zaten. Dolayısıyla virgül gelecek. Devede kulak kalır. Kalır mı? Kalabilir abi. Değil mi? Dolayısıyla buraya bir nokta gelmeli. Virgül nokta. Evet, cevabım aslında çıkıyor. Onun her cümlesinden öğreneceğin şeyler diğer insanlara bakışını da etkileyecektir. Onun her cümlesinden öğreneceğin şeyler etkileyecektir. Etkileyen ne? Onun her cümlesinden öğreneceğin şeyler. Özneyi ayırmak için ne kullanırım arkadaşlar? Virgül kullanırım. Bundan dolayı cevabım Adana. Bak, özellikle uzun cümlelerde yükleme uzak kalan özneyi ayırmak için arkadaşlar virgül kullanılır. Ama özneyi ayırmak için genelde de virgül kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Umuyorum mümkün olduğunca pratik bir şekilde anlatabilmişimdir. Kendinize çok iyi bakın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.